Merhaba dostlarım, Army War 7 bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can var ki siz zaten Can'ı çoktandır tanıyorsunuz. Tanımıyor musunuz? O zaman Can benim liseden beri arkadaşım. 8 yıldır aslında liseden de daha önce bir döneme denk geliyor ama ortaokul dershaneden beri tanışıyoruz. Bir halı sahada tanıştık ama Can hiçbir zaman benim yanımdan ayrılmadı. Biz o zamandan beri beraberiz. Yanlış çevirmeyin. Orayı bir dakika. Bir dakika dur. Yanlış anladın. Sadece arkadaşı. Sadece arkadaşı. Ömer, bugünün konusu ne? Bugünün konusu kilo vermek ve kilo almak. Neden kilo vermek Can? Neden kilo almak ben? Çünkü kilo vermek ve kilo almak arasındaki ince bir çizginin iki farklı kutbu gibiyiz. Can hiçbir zaman kilo alamazken ben çok zorlanarak, hatta kendimi çok fazla derinlere doğru iterekten, kendimin sınırlarını zorlayarak da kilo vermeye çalışıyorum. Yani ikimizin de kilo problemi vardı. Onun vermekle ilgili, benim almakla ilgili. Aynen öyle. Birinci madde. Kilo vermeye çalışan bir insan kilo verme aşamasında kendi canından can vererek spor yapmaya ve diyet yapmaya başlar. Ama kilo almaya çalışan bir insanın en fazla yapması gereken şey kendi istediği şeyleri yemeye çalışmaktır. Bundan dolayı kilo almak isteyen ama kilo alamayan insanlara çok acıyorum. Onlar günün herhangi bir saatinde, herhangi bir anında, herhangi bir yerde sürekli yemek yemek istekleri olmasına rağmen ve yerlerken hiçbir şekilde kilo almıyorlar. Peki sen böyle misin abi? Ben bu kadar değil. Benim hiçbir zaman, hayatımın hiçbir döneminde kilo büyük bir İkinci madde. Bu sensin ha. Kilo vermek isteyen insanların yaşadıkları zorluklara geçelim. Spor ve diyet yapan insanın bilimsel olarak 21 gün alışma süreci var buna. Çünkü beyin siz az yemeye başladığınız zaman bu az yeme ve açlık durumunu kıtlık olarak algılıyor. Yani beyin diyor ki bugünlük bu kadar. Abi ne diyorsun ya? Bunu ağzına neden? Abi ona bak, bugünlük bu kadar değil. Ne diyeceksin şimdi? 21 gün eğer dayanabilirsiniz, 21 gün sonunda sizin yaptığınız diyetten alacağınız verim, karşılık, kazanım daha da artacaktır. İşte bu 21 gün tamamlanmadığı için pazartesi başlayan diyetler cuma son buluyor. Cuma mı? Çarşamba bitiyor birçoğunun. Doğru, mantıklı. Üçüncü madde. Diyetle beraber spor yapmak isteyen insanlar daha çok kalori harcadıkları için diyete yardımcı olabiliyor bu durum. Kesinlikle. Bu sayede çok daha düzenli bir vücuda ve çok daha iyi bir vücuda sahip olabiliyorlar. Ama ve lakin spor yaparken dikkat etmeniz gereken birinci husus beslenmedir. Ve diyet yaparken beslenmeniz daha az olacağı için bu durumda protein ve karbonhidratı çok dengeli bir şekilde almanız gerekiyor. Benim şimdiye kadar verdiğim kiloları topladığımızda 45 kilo ediyor. Şu anda 91-92 yani kiloyum. Küçük yaşta bir çocuğun kilosu. Aynen. Şimdiye kadar verdiğim kilolarda bana en yardımcı olan şey yürüyüşler ve yaptığım kardiyolardı. Kilo almak isteyen dostlarıma da sporu ve spor salonlarını çok fazla tavsiye ediyorum. Çünkü spor kilo vermek kadar kilo almak konusunda da çok önemli bir yere sahip. Bunu spor salonlarına ve özel hocalara danışarak öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben niye dayak atar gibi yazdım? Böyle yapacağım. Böyle bak. Bir daha.